Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex Patok. Bugün olimpiyatın 5. tur oynandı. Maalesef Türkiye için güzel bir gün değildi. Erkek takımı İran'a karşı oynuyor ve 3-1 kaybetti. Kadın takımı İsrail'e karşı oynuyordu ve 3,5-2,5 kaybetti. Bu videoda Emre Can'ın maçını analiz edeceğiz. Emre Beyaztaşlar'la Tebabe'ye karşı oynuyordu. Yani rakibi geçen Dünya Kupası'nda top 8'e girdi. Yani 2700 gibi oynadı oyuncu ve şimdi de 2600, yani 60 bir şey. Emre dışında başka ne sonuçlar oldu? Mustafa Yılmaz Beyaztaşlarla Parham'a karşı oynuyordu. Siyahtaşlarla Parham'a karşı oynuyordu. Çok karışık bir maçtı. Sanki Beyaz bir yerde kazanıyordu ama Mustafa iyi savundu. Yani demek istediğim, hem Emre hem Mustafa top 2 masada beraber yaptılar. Ama maalesef 3. ve 4. masalarımız Vahap ve Cemilcan kaybettiler. Pek iyi de oynamadılar sanki. Şimdi bakalım, Emre bu maçta Beyaztaşlarla oynuyordu. Göreceğiz, tamamen kazanıyordu ama puan alamadı. D4 at F6, C4 E6, G3. D2, yani Emre gösteriyor kazanmak, oynamak istediğini. Fil D2 sanki daha sağlam bir hamle. Kısa rok fil E2, D5 at F3, siyah B6 oynadı. Ben de bu varianti Beyaztaşlarla oynuyordum. Siyah mesela piyonu alabilir, DC4. Beyaz şu piyonu geri alamıyor, mümkün değil. Ama kısa rok atabilir. Siyah B5 oynuyor, piyonu savunmak için A4, C6 ve Beyaz'ın burada ilginç bir variant var yani. Gösteriyorum, belki siz evde bakmak istersiniz. A5, Beyaz şu kaleyi saldırıyor, siyah A5 oynamak zorunda. Ondan sonra Beyaz E4 oynuyor ve durum tamamen karışık. Yani mesela siyah atını alırsa alıyoruz. AC4, Beyaz'ın tam bir kompensasyonu var. Siyah atını şimdi alamıyor, niye? Çünkü vezir düşüyor. Ve başka ne? Yani at c7 siyah oynarsa böyle bir variant var. At h7, şah h7, e5 ve beyazın kompensasyonu burada da var. At e4, ondan sonra vezir h5, at g5, yani öyle bir şey. Sadece göstermek istedim. Siyah d4 almadı. Daha sağlam bir hamle yaptı Tabata Bey, b6. Kısa rok fil b'ydi. Emre AT5 oynadı. Sanki benim de burada 2 ya da 3 maç var Beyaz tarafından. 2015'te Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mustafa Yılken'e karşı oynuyordum ve sanki tam böyle bir durum oldu. Burada Amin H6 oynadı. Ben AD7'de ne yapmak lazım hatırlıyorum. Siyah AD7'de oynarsa Beyaz vezir A4 oynuyor. Filini almak istiyor. Fil 1'ye giderse, yani Beyaz fil çifti at C6'ı oynayınca kazanabilir. Diyelim fil e'ydi. AC6 alıyor siyah, alıyorum. Yani Beyaz'ın burada avantajı var. Tabii ki siyah böyle bir şey yapmamalı. Ama sadece göstermek istedim. Siyah böyle bir şey yapmadı. Yani H6 oynadı. İlginç bir hamle. Yani fikir %100 ne, emin değilim. Vezir C2. Yani Beyaz gelişmesini devam ediyor. Belki gelecekte E4 sürmek istiyor. Ya da yani kalede bir belki. Geri gitti Amin, aldı Emre, ED5, yani mantıklı, siyah merkezini kontrol etmek istiyor. At C4, gayet standart bir hamle, Beyaz durumunu iyileştiriyor. Siyah atını alamıyor, niye? Çünkü fil düşecek, ondan sonra kale düşecek. Kale E8, evet siyah fil çifti veriyor. Ama Beyaz delta'da alırsa, Emre hemen almadı, birkaç hamle sonra aldı delta'da, alırsa yani piyon zinciri çok ilginç oluyor. Evet, siyahın piyon zinciri daha kötü ama şu merkezdeki piyonlar çok kareleri kontrol ediyor mesela. Bakalım, Emre önce B3 oynadı. Yani hiç hemen almak zorunda değil. Siyah da hala alamaz C4'te. At A6 oynadı siyah. Fil B2, Emre gelişmeye devam ediyor. At E4. Artık siyah belki DC4 almak istiyor. Niye? Çünkü yani fil G2'den B2 filini alamaz. Yani siyahın atı çaprazını kapattı. Şimdi Emre aldı D6'da, CD6, AD3, kale C8, vezir D1. Böyle ilginç bir durum oldu. Yani dediğim gibi siyahın piyon zinciri daha kötü. Yani
çift piyonlar var D2K'de. Ama o piyonlar merkezdeki kareleri kontrol ediyor. Genel olarak düşünüyorum beyazla oynamak daha zevkli. Yani fil çifti var. Siyahın fili pasif değildi de onu bir şekilde oyuna getirmek lazım. Siyahın mesela at C7 ya da at B8, ondan sonra fili 6 belki. Beyaz ne istiyor? Yani belki F3, vezir D2, kale AC1 ya da kale E1. Ondan sonra belki yani şah tarafında oynayabilir. G4, H4 yani olabilir. Bakalım ne yaptı Emre? Yani vezir D7 oynadı Emre'nin rakibi. Kale C1. Emre gelişmesini devam ediyor. At C7 ve F3. Yani mantıklı. Yani beyaz şu vezirle bir şey yapmak istiyor ama D2'ye gidemiyor çünkü at onu kontrol ediyor. Önce beyaz attan kurtulmak istiyor. Ondan sonra vezirini oyuna getirecek. Vezir D2 oynadı Emre. Kale E7. Mantıklı. Yani siyah da bir şey yapmak zorunda. İkinci kaleyi E2'ye getirmek istiyor. Baskı koyabilmek için şu piyona karşı. Kale F1. Emre görüyor siyah ne yapmak istediğini. Kale C8 ve A4. Yani beyaz durumu adım adım iyileştiriyor. Belki şu pasif fil A3'e gidebilir. Ama önce beyaz A4 oynadı. D5'teki kareyi kontrol etmek için. A4 oynamasaydı, yani hemen fil A3 oynasaydı belki siyah AD5 oynayabilirdi ve filini saldırırdı. Ve beyaz hiçbir progres yapmadı. O yüzden düşünüyorum A4 oynadı. Beyaz fil A6 mantıklı. Yani görüyoruz hem beyaz hem siyah taşlarını iyileştirmek istiyor. Şu fil kesinlikle A6'da daha aktif. Yani B'de hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü D5'teki piyonu onu kapatıyordu. E3. Belki normal bir hamle. Beyaz bütün kareleri kontrol ediyor. C4'teki kareyi kontrol ediyor. E4'teki. Ondan sonra ne yaptı siyah? G5. Çok ilginç bir hamle. Normalde biliyoruz şahtan piyonlarla oynamak lazım. Ya da iyice düşünmek lazım. Ve siyah böyle bir hamle yaptı. Şahını açtı. Şimdi beyaz ne istiyor? Beyaz şu D4'teki piyondan kurtulmak istiyor. Mesela şu piyon tahtada olmazsa yani beyazın durumu hemen kazanç oluyor. Çünkü şu B2'deki fil canavar gibi olur A1 H8 çaprazında ve siyahın koyu renk fil artık yok. Ama tabii ki D4'teki piyonu var ve ondan kurtulmak o kadar kolay değil. Beyaz nasıl bunu yapmaya çalışabilir? Yani E4 oynarken yani. Beyaz E4 oynarsa, siyah alırsa gelecekte D5 fikirler olur beyazın. Ama tabii ki E4 de oynamak kolay değil çünkü siyah onu iyice kontrol ediyor. Ne yaptı Emre? At F2 mantıklı. At F2'den E4 hamleyi kontrol edebilir. Fil B'ydi. Siyah da anlıyor beyaz ne yapmak istediğini. Siyah da kontrol altında E4'teki kareyi aldı. Fil H3. Yani at F2 sadece E4 yardım etmek istemiyordu. Hem de fil H3 hazırladı. Yani mesela at burada filini koruyor ve fil daha aktif oldu. H3 C8 çaprazında. Siyah vezirle gitmek zorunda kaldı. Vezir C3. Yani beyaz planını gösteriyor. Yani E4, D5 yani bir yerde sürmek istiyor ve beyazın veziri ve fili çok yani aktif olacak A1 H8 çaprazında. Fil C8 mantıklı. Yani siyah kesinlikle taşlarını değiştirmek istiyor ve şu fil B'de pasifti. Yani önce siyah fil A6'da oynadı. Bir şey olmadı. Şimdi yani C8'e onu getirmeye çalışıyor. Emre aldı ve E4. Yani, E4 olmasaydı büyük ihtimalle yani değiştirmek iyi bir fikir olmazdı beyaz için. Belki geri giderdi. Ama böyle bir variant var. Emre aldı ve hemen E4. Şimdi siyah alırsa yani almadı ama alsaydı sanki maç hemen bitiyor. Yani F6'daki atla alırsa mat. C7'deki atla alırsa beyaz materyal kazanıyor. Demek istediğim siyahın D4 bir hamle yok. Vezir B7 oynadı siyah ama şimdi beyaz E5 oynuyor. Merkezde beyaz alan kazandı. Siyahın taşlar pasif. Aldı. Büyük ihtimalle almak zorunda mı emin değilim. Yani. Belki bir yere gidebilir de at değdi ama yok olmuyor. Beyaz piyonu burada at değdi yok çünkü vezir C7 var. O hamle yok. Başka bir yere gitmek zorunda. At H7
Ama çok çirkin tabii ki. Belki beyaz en azından bir piyonu kazanabilir böyle bir şekilde. Ondan sonra at G4, vezir E5, fil A3. Yani kesinlikle beyaz için kazanç. Bu yüzden siyah aldı E5'te ama çok tehlikeli görünüyor. Niye? Çünkü artık A1 H8 çaprazı açık. Yani düşünüyorum beyaz objektif olarak kazanmalı. Emre de tabii ki onu anlıyordu ama olmadı. Bakalım. Siyah D4 oynadı. Bir tempo kazanmak istiyor düşünüyorum. Hem de çaprazını kapatmaya çalışıyor. Beyaz almadı D4'te. Alsaydı büyük ihtimalle siyah bir şey hazırladı. Belki vezir F3 olabilir. Şimdi beyaz atını alırsa beyaz mat oluyor. Belki evet yani vezir F3 yüzünden vezir D4 bir hamle yoktu. Vezir D3 oynadı Emre. At D7. At G4. Beyaz taşlarını iyileştiriyor. Gelecekte şu piyon olabilir. Belki F4 sürebilir. Belki artık vezirde 4 fikir var. Yani kazanç olmalı. Siyahın şahı tamamen açık ve A1 H8 çaprazı zayıf siyah için. Kale E6 vezirde 4 oldu. Emre'nin bir piyonu daha var. Şah daha güvende ve taşlar daha aktif. Tamamen kazanç. Siyah at A6 oynadı. Bir şey oynamak zorunda. Belki at C5, at B3 oynamak istiyor. Ama yani onun için iki tempo gerekiyor. F4 oynadı Emre. Mantıklı. Yani F5, E6 oynamak istiyor. Ondan sonra mat olacak şu çaprazından. Siyah F5 oynadı. Yani belki tek bir hamle. Yoksa beyaz F5 kendi oynardım. Beyaz en passant alamıyor. Niye? Çünkü kale düşecek. Mümkün değil. Ne yaptı Emre? Geri gitti. Gayet mantıklı. Şu piyonu saldırdı. Artık kendisi F5 oynadı ve kendi için zayıf bir piyonu yaptı. Beyaz onu almak istiyor. Şu piyon düşerse at sonra delta zıplayabilir. Belki at H6 fikirler olabilir. Aldı siyah G4. G2 açık. En azından siyah için bir karşı oyunu çok değil. Yani az. Yani mesela şah yapabilir ama o kadar korkunç değil beyaz için. Niye? Çünkü F2'ye gidebilir. Ve siyahın hiçbir şah yok. Niye? Çünkü beyaz beyazın attığı E3'ten G2'deki kareyi kontrol ediyor. Ondan sonra beyaz kale gibi bir E6 gibi hamleleri yapabilir ve kazanır. Ne yaptı siyah? At AC5 bir şey yapmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle at B3 bir tehdit var. At F5 aldı Emre. Oyuncuların çok zaman yoktu. Siyahın 12 dakika, Emre'nin 5 dakika vardı. Objektif olarak kazanç ama zaman sıkışmasında oynamak o kadar kolay değil. O yüzden ben bir şey demiyorum. Ben de daha önce satranç oynuyordum. Kolay değil arkadaşlar. Lütfen bunu anlayalım. At F5 aldı Emre. At B3. Durum tamamen karışık. Emre'nin 3 dakika vardı. Ne yapmak lazım? Zor. Yani çünkü hesaplamak lazım. Yani durum çok taktikli. Ve Emre bir yerde hata yaptı. Vezir C3. Yani siyah vezirini almak istiyordu. Beyaz vezirle oynamak zorunda kaldı. Şah. At G3. Artık yani şah F2 yok. Çünkü atı F5'te, E3'te değil. Demek istediğim beyaz G2'deki kareyi kontrol etmiyor. Ve siyah şah edebilir. Vezir G2 ya da kale G2 hamlede iyi bilmiyorum. At G3 o yüzden mantıklı. Siyah aldı kale C1. Siyahın daha materyali var. Ama sanki hala beyazla oynamak daha kolay. Çünkü beyaz E6 vezir H8 oynamak istiyor ve büyük ihtimalle orada bir mat olur. Vezir D5 oynadı siyah. Ne istiyor? Büyük ihtimalle vezir C5 şah etmek istiyor ve vezirini değiştirecek böyle bir şekilde. O yüzden düşünüyorum beyazın zamanı olmuyor E6 sürebilmek için. Siyah şah yapacak. Sanki alacağım. Al C5, F5. O kadar korkunç değil sanki. Evet, siyah kale geliyordu oynayabilir ve piyonlar artık hiçbiriye gidemiyor. Emre ne yaptı? Vezir C2 değiştirmek istemedi demek istiyordum ama sanki siyah hala değiştirebilir ama bunu yapmadı rakibi. Niye yapmadı emin değilim. Sanki vezir C5 şah vardı. Yani büyük ihtimalle iyi bir sebep vardı. Belki oyun sonu beyaz için daha avantajlı. Yani emin değilim. Ne yaptı rakibi? Kale G4. Belki çok zamanı da yoktu. Yani 8 dakika vardı. Değiştirmek istemedi. Kale G4 oynadı. Oyuncular 40. hamle yaptılar. Yarım saat daha oldu. Vezir E5 oynadı Emre. Yani sanki beyaz bir şey yapmaya çalışıyor. Kaleyi saldırdı. Belki şu kaleye gidecek. Kale G7 oynadı siyah. Vezir H5.
Şu almak istiyorum. Ama o kadar kolay değil artık yani. Niye? Çünkü at zıplamıyor. Mümkün değil. Benzin şakı da açık. Sanki Emre avantajını kaybetti. Belki bir avantaj var ama artık hiç kolay değil. Siyah at F6 oynadı. Beyaz atını alamıyor. Yani küçük taktik yüzünden. Vezir H5 ve yine at H5 mümkün bir hamle değil. O yüzden F6 da yok. Aldı piyonu Emre. Ondan sonra vezir D3 ve artık siyah berabere yapıyor. Kale G3 bir tehdit var. Vezir E3 var. Yani beyaz almak zorunda. Siyah da şimdi almak zorunda. Ve böyle bir berabere oldu. Şak şak şak. Beyaz şaklardan kaçamıyor. Ve siyahın şaklardan daha iyi bir opsiyon da yok. Ne demek istiyorum? Emre çok güzel açılış ve orta oyunu oynadı. Ama zaman sıkışmasında en iyi hamleleri bulamadı. Ve en berabere oldu. Genel olarak görüyoruz bizim daha tecrübeli oyuncular Emre ve Mustafa harika performansını gösteriyorlar. Ve yani umuyoruz hem Vahap hem Cimercan ikinci yarımda daha iyi oynayacaklar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.